Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 5 sanatçılarıyla devam ediyoruz Doğu hocamızla birlikte. Doğucan, Recaizade Mahmut Recaizade Mahmut Ekrem. Ekrem, senin kıskanacağın bir isimle devam ediyoruz. Ben bunu çok iyi biliyorum hocam. Araba sevdası. Evet, araba sevdası ama adamı kıskanacaksın sen. Bakalım niye kıskanacağım? Arkadaşlar, Recaizade Mahmut Ekrem, hani dönemine göre, hatta o döneme değil yani günümüze göre de bence bir fotoğraflarına falan bir ara bir bakın. Adam dehşet yakışıklı bir adam. O zaman karikatürü doğru yere koymuşuz. He, koyduğun karikatüre bak. Hakikaten sağlam yakışıklı yani, var ya. Renkli gözlü falan böyle iri yarı. Ben onu görmüştüm hocam. Kıvanç Bey'e benziyor. Kıvanç Bey'e benziyor. Hakikaten evet. Dehşet yakışıklı yani. Abi, Batı Edebiyatı'nın en önemli ismidir. Yani Batı Edebiyatı'nın derken şu anlamda. Batı'dan etkilenen isimler var ya. Onların en baba ismidir bu. Bak ne demiştir? Zerreden küreye. Yani en ufak bir şeyden en büyük bir şey. Yani küre gökyüzü. Zerre hani en ufak. Zerreden küreye her şey şiirin konusudur diyerek ne yapmıştır şiirin abi? Şiirin alanını genişletmiştir. Konu alanını genişletmiştir. Yani her şey şiirin konusu olabilir demiştir. Hı hı. Konuyu sınırlamamıştır. Anlaştık mı abi? Hani şu ifade din altın 5'te sorulmamıştır da LYS'de de sorulmadı. Hani benim soru beklediğim kalıplardan biridir. İşte zerreden küreye her şey şiirin konusudur diyerek şiirin konu alanını genişleten. Kimdir ya da? Şair, sanatçı kimdir? Hani biraz daha şişirilebilir oralar. Evet, önemli bilgidir yani. Edebiyatımızdaki ilk realist roman, yani realist. Realist roman işte. Yani realist, gerçekçi değil mi? İlk gerçekçi roman olan Araba Sevdası'nı yazmıştır arkadaşlar. Bu Araba Sevdası da yine Doğu Batı çatışmasını işler. Yazayım onu ben buraya. Doğu Batı çatışması. Çatışmasını işler arkadaşlar. Yani söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Devam edelim. Geçiyoruz yakışıklı. Yakışıklı beyefendiye. Evet. Abi bireysel konularda şiirler yazıyor. Bireysel. Sanat ne için diyor? Sanat için. Şimdi bak. Biz Ziya Paşa'ya kadar hep sanat toplum içindir diyenleri. Yani birinci dönem tanzimatçıları işledik. Şimdi ikinci dönem tanzimatçılar. Recaizade ile birlikte. Sanat için olacaktır. Yani bireysel konularda olacaktır. Abi bunu buraya iten sebeplerden biri de bak şu kısımdır. Özellikle oğlunun ölümünden sonra ölüm ve yalnızlık temalı şiirler yazmıştır. Hmm. Oğlu öldükten Nijat Ekrem. Nijat Ekrem öldükten sonra çok zedeleniyor. Çok zedeleniyor. Bundan dolayı işte ölüm temalı, yalnızlık temalı şiirleri çok fazla yazmaya başlıyor. Tablo altı şiir yazma geleneğini başlatmıştır. Ne demek bu tablo altı şiir? Abi bir tablo, resim, onun altına şiir yazma. Hmm. Bu geleneği başlatmıştır. Evet, Servet Fünun Edebiyatı'nın oluşmasındaki de en önemli ismidir. Edebiyat 6'da Servet Fünun Edebiyatı'nın oluşumunda bundan bahsetmiştik hatırlıyorsan. Hı hı. Hani eski taraftarlarına cevap verebilecek bir yer aradığı için ne yapıyordu? Servet Fünun dergisinin başına tevfireti getiriyordu. İşte o edebiyatın canlanmasını sağlıyordu. Anlaştık mı abi? Tamamdır. Çok önemli bir bilgi. Eserleri. Eserlerine geldiğimizde abi Nami Seher şiir kitaplarından. Yadigarı Şebap. Hı hı. Şebap. Zemzeme Nijat Ekrem. Oğlu. Evet. Bu Zemzeme'yi unutmayalım. Birazdan işimize yarayacak. Bak, Zemzeme birazdan işimize yarayacak. Anlaştık mı abi? Çok güzel. Roman Araba Sevdası arkadaşlar. Ha. Unutma diyorum. Unuturum ben şimdi. Yaşlıktan dolayı. Biliyorsun. Evet. Roman. Söz uçar. Yazı kalır. Çok güzel. Bir gün böyle çocuğa şey yapıyorum sınıfta. İşte yazdığım şeyleri işte anlattığım şeyleri soruyorum. Soru cevap yapıyoruz falan. İşte soruyorum. Ya diyorum oğlum anlattık bunları falan filan diyorum. Hocam söz uçar yazı kalır diye. Benim söylediğim yani. Şeyleri. Evet. Tiyatro Afife Angelik arkadaşlar. Atala çok bilen çok yanılır. Vuslat. Şu çok bilen çok yanılır çok gelir. Edebiyat 5'te. Bilginiz olsun. Tamam mıyız abi? Ders kitabı Talim-i Edebiyat. Hala İstanbul Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulur bu. Talim-i Edebiyat. Edebiyat talimleri. Eleştiri Takdiri Elhan arkadaşlar. Diyoruz ve evet Recaizade'yi burada bitirebiliriz. Bu arada Recaizade. Ha bitiremeyiz. Ha Recaizade'yi bitiririz. Başka. Nabizade'ye geçeriz. Ne zade? Nabizade. Ha Nabizade. Bu zadeler nedir ya? Zade sanki yine bir memurluk falan. Ha, yok öyle değil. Bu zade Farsça oğul demektir. He. Oğul. Nabizade. Nabi'nin oğlu Nazım. Nazım. Recaizade. Recai'nin oğlu Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem. İlk köy romanı ve aynı zamanda ilk naturalist romanı olan arkadaşlar Karabibik'i. Bu da önemli hocam. Tabii. Karabibik. İlk köy romanı, ilk naturalist roman Karabibik'i yazmıştır. İşte Mersin'in bir köyünden
bahsediyor. Bu da edebiyatımızda köyden bahseden ilk roman olarak kayıtlara giriyor. Hı hı. İlk psikolojik roman denemesi olan da olan Zehra'yı da yazmıştır. Bak ilk neden psikolojik deneme? Roman denemesi. Yani deneme bakalım becerebilir olarak. Miyim, ha, yapabilir miyim mi? Mevzusu. Ama ilk psikolojik roman bizim karşımıza ne zaman çıkacak? Edebiyat altını hatırlarsın. Mehmet Rauf'un Eylül. Hani biz Tanzimat dönemi için şey dedik ya, bu dönem hani teknik aksaklıkların, kusurların olduğu dönemdir. Ha, ilkler geliyor çünkü. İlk defa yazıyoruz biz bunları. Ya bırak da olsun o kadar yani. Anlaştık mı? Bak denemesi derse Zehra. Unutmuyoruz. Ama ilk psikolojik roman derse Eylül. Eylül diyeceğiz. Mehmet Rauf. Edebiyat altı da diyeceğiz ona. Anlaştık mı abi? Tamamdır hocam. O halde artık bitirebiliriz. Aa, bu da bitmiş hocam. Ya. Evet arkadaşlar, YouTube'da Açık Ses sayfasına girerek abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her videoda bunları demeye şey yapmıyor musun ya? Üşenmiyor musun? Yok. İsteyerek severek diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.